Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda Gonca Güllü havlu şablonunu nasıl işleyeceğimizden bahsettim. Tüm sayıları ile birlikte verdim. Eğer o videomu hala izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bütün detayları mevcut. Şimdi eğer o videomu izlediyseniz de bu videomda yaprakları nasıl yaptığımı göstereceğim. Gonca Gül'e nasıl başlarım onu göstereceğim. Kullanacağım renkler bunlar. Kırmızı tonunu da kullanacağım. Şimdi daha yakından ben yapraklarımı göstermek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ben işledim. Yapraklarını, başlangıcını yaptım. Arkası da bu şekilde oldu. Gösterdiğim teknikle uygularsanız sizin de arkanız tertemiz, sizin de havlunuzun arkası tertemiz olacaktır. Şimdi işlemeye geçebiliriz arkadaşlar. Nasıl işleyeceğiz, nereden başlayacağız ona bakalım hemen. Buraya baktığımız zaman en koyu tonla başlandığını görüyoruz. Yani başlayacağımız nokta tam olarak burası. Buradan aşağıya kadar koyu kırmızı ile en koyu tonumuzla işliyoruz arkadaşlar. Ben ipimi hazırlamıştım. Bütün iplerimi hazırladım ben kullanacağım renkleri. Bu arada işlerken iki katlı kullanıyoruz mulinimizi genellikle. Eğer kalından hoşlanıyorsanız 3 katlı da yapabilirsiniz. Bazı ipler ince oluyor. Genellikle DMC markanın ipleri ince oluyor. Onu ben 3 katlı kullanmayı tercih ediyorum. Diğerlerini 2 katlı kullanabilirsiniz. Ankor veya ithal ipleri tek 2 katlı kullanıyorum. Yumak şeklinde ise ipiniz domino gibi tek katlı da kullanabilirsiniz. Ben birazını sizinle birlikte işleyeceğim arkadaşlar. Tam olarak nasıl renklerin geçişleri yapılıyor onları göstermek istiyorum. Bu şekilde bu arayı ben doldurdum. Şimdi yine çarpı yaparak aşağıya iniyorum. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şimdi geriye dönüyorum. Şimdi şu yukarıdan iğnemi çıkartıyorum. Şu kısımdayız arkadaşlar. Üstten yana doğru 2 tane, bir tane de yukarıya doğru olan kısmı yapacağım. Şöyle ben karşıma koymak istiyorum ama durduramadım. Şöyle. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Pardon, ben burada çok alttan çıkartmışım. Şurayı düzeltiyorum. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Evet. Başlangıcımız bu şekilde. İğnemi hemen buradan çıkartıyorum, kenara takıyorum. Hemen kesmeyeceğim. Yakın kısımlarda iğnemi yürüteceğim.
Evet, mesela şuraya baktığımızda hangi rengi kullanmamız gerekiyor? 3 numaralı 3. tonumuzu kullanıyorum yani. Koyudan açığa doğru baktığımızda 3. tonumuzu şu arada kullanabiliriz arkadaşlar. Şurayı yapacağım ben şimdi. Burayı da nasıl yaptığımı göstereyim. Evet, hemen başlıyorum. Şimdi iğnemi buradan çıkartıyorum. Aşağıya doğru 2 tane çarpı yapıyorum. Geriye dönüp çarpılarımı kapatıyorum. Yandan iğnemi çıkartıyorum. Yine 2 tane çarpı yaptım. Şimdi iğnemi aynı hizadan, alttaki ile aynı hizada olacak şekilde çıkartıyorum. Yukarıya doğru çarpılarımı yapıyorum. Yeşile kadar yapıyoruz arkadaşlar. Yeşilin yanına kadar yaptım. Geriye dönüyorum. Evet, şimdi şablonu tekrar bakıyoruz. Bu şekilde buraya kadar devam edeceğim ben arkadaşlar. 3 sıra daha devam edeceğim. Biraz görüntü flu oldu yakınlaştırdığım için. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi iki rengimle ben başladım. Üçüncü rengime geçiş yapıyorum. En açık tonumdayım. En açık tonu yaparken şurada kullanacağız en açık tonu. Buraya baktığınızda. Ben onun yapacağım yeri belirledim. Hemen burası. Gösteriyorum hemen. Buradan başlıyorum. İki tane yukarı doğru yapıyorum. Kapatıyorum çarpılarımı. Şimdi 3 tane yukarı doğru çarpı yapıyorum. Renk geçişlerini böyle yaparsanız daha kolay olacaktır bitirmesi. Çok karışık olmayacaktır. Birbirine yakın olan tonları geçiş yaparak kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kısaca anlatmak istedim. Bu videomun sonuna geldim. Eğer takıldığınız şeyler olursa bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Zile dokunduğunuzda bildirimler açılıyor ve yeni videolarımdan haberdar oluyorsunuz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.